olmak için emek mi vermemiz gerekir? Benim güzelimi yakından yaklaştır. Yüzünü iyice aklımda oturtuyorum ki cennette karşılaştığımızda benim canımla karşılaştığımı anlayayım. Allah seni cennet kardeşi etsin. İnşallah cennette birlikte oluruz. Benim canımın içini bir daha dinleyeyim. Samimi olmak için emek mi vermemiz gerekir? Tabii ara ara toparlama gerekir. Yani dikkati toparlamak, yani samimi miyim şu an diye bakmak lazım. Olmazsa insanın aklı gidebilir bazen, kayabilir. Yani Allah'a güveni zaman zaman kontrol etmek lazım. Allah'ın büyüklüğünü, mesela Allahu Ekber diyoruz. Allahu Ekber, peki neye göre büyük? İşte büyük Allah diyor. Öyle değil yani, büyüklüğünü böyle güçlü birkaç delille kafasında oturtması lazım. Sonsuzluk da olabilir, bu ekran da olabilir. Bir atomun içinde bu evrenin olduğunu da düşünebilir. Bak, tek bir atomun, elektronun içinde bütün bu evren var, evrenin tamamının içinde olduğunu düşünebilir. Ona göre düşünsün. O zaman yani Allah'ın onun küçük dertlerini nasıl bilemeyeceğine dair onun kanaat oluyor ya. Onları Allah için hiçbir şey olduğunu zaman iyi bilir. Mesela dizi ağrıyor. Onu Allah'tan bağımsız, abi dizi ağrısı özel meydana getirilir. Durduk yerde dizi ağrımaz. Yani cennette mesela dizi, mantığı da yok zaten. Ya görüntü niye ağrısın? Mucize olarak yaratılır. O ayrıca olduğu zannediyor. Allah onu özel yaratır. Yani onu tamam ilaca şuna buna tevessül edersin ama Allah'ın kontrolünde bilinçli meydana getirmiş bir olay var orada. Ya onu bileceksin. Allah'ın gücünü bilerek ilaca tevessül edebilirsin. Yani ilacın hiçbir etkisi olmaz. Doğrudan güç Allah'a aittir. Onun bilinmesi lazım. Ben güzel yüzümü bir daha göreyim. Samimi olmak için emek mi vermemiz gerekir? Evet, güzel yüzdüm. Hafif bir emek ama lezzetli bir emek. Dinlendirici bir emek. Hiç sıkmadan kendini. Yani din o kadar kolay ki aslında. Yani insan söylediği gibi sabah tarikatlarda işte 100 kere Sübhaneke okuyacaksın diyor. 100 kere salavat-ı şerife getireceksin diyor. Yeni yeni bir şeyler çıkmış gene. Ne sistem diyordu? Üveysi sistem. Böyle kadınları çıkartmışlar falan. Bir de uyanık bir hoca var onların başı, herhalde tahmin ediyorum o da olayın başı. Baktım işte 100 kere selavat diyor, 100 kere. Ya kardeşim, o kadar şey adam gece gündüz bir şey teksif olursa rüyasında bir şekilde görür, bir şey görür yani. Dolayısıyla yani bir insanın saatlerce vaktini öyle bir konuya teksif edeceğini adama, genel kültürünü, iman artıcı kitaplar tavsiye etsene. Kur'an'ı okumasını tavsiye etsene. Evet. Sabaha kadar adama salavat-ı şerife. Mesela 77 bin salavat-ı şerife oku diyor. Adam artık bayılıyor yani 77 bin salavat-ı şerife. Burada şeytani bir neden de olabilir. Çünkü 77 bin salavat-ı şerife okuduğunda adam artık salavat-ı şerifeyi duyduğunda böyle gına da getirebilir. Allah size gelsin, imanı zayıfta. Çok tehlikeli bir şey bu. Mesela namazdan gına getirttiriyorlar. Borç adı altında kıldırıyor. Adam kökten vazgeçiyor. Bir daha asla kılmam diyor. Bunun gibi bir şey de olabilir. Hani tamam, konudan konuya geçmiş olduk ama daha Türkçesi çok kolay dinlendiricidir. Yani din de çok dinlendiricidir. Samim olmak da dinlendiricidir. Tevekkül de yanlış biliniyor. İşte kaval çalıyor falan. Evlat tevekkül et diyor. Yani hani çaresizliğin sonucunda meydana gelen böyle boyun eğmiş, umutsuz bekleyişe tevekkül diyor adam. Öyle bir şey yok ki. Tevekkül demek Allah'ın anan seni kontrol ettiğinden emin olman demektir. Bir gerçek bu ayrıca. Yani
Mesela Cübbeli oturmuş korkuyor kader konusundan. Ya kader reddedenler var. Ya kardeşim nasıl reddetsin? Bilimsel bir konu. Zaman yok. Yani zaman algı biçimi. Zaman olmayınca mecburen kader olur zaten. Yani modern fizikte konu açıklanmış. Ona da gerek yok. Modern fizikte de gerek yok. Beynin algı biçimi zaman. An olduğuna göre, yani bizim algımızın dışında, dışarıda zaman olmadığına göre, an olduğuna göre, an olunca zaten mecburen kader olur. Yani başka bir açıklaması yok bunun. Adam kabul etmesen olur. Yani istediği kadar etmesin. Teknik bir gerçek bu. Adamın inkar edeceği gibi bir şey değil bu. Bir daha ben güzel yüzümü dinleyeyim. Samimi olmak için emek mi vermemiz gerekir? Güzel yüzüm, en az emek vermek samimiyette olur. En tatlı, en dinlendirici de odur. Hiçbir zorluğu yoktur. Bir de samimi olduğunda da dünya senin olur. Yani bütün dünya emrine girer, gerçek anlamda samimi olursan. Yani ne dersen olur. Ama bak Allah'tan yana olmak şartıyla. Bak Allah'tan yana olmak şartıyla ne istersen olur. Ben bak kendime de örnek verdim. Darwinizmin yıkılmasını istedim, oldu. Homoseksüelliğin Türkiye'de durmasını istedim, oldu. İngiliz derin devletinin perişan edilmesini düşünüyorum, o da oldu. PKK'yı rezil etmek vardı, o da oldu. İman hakikatleri Kur'an'ın üzerine atmak vardı, o da oldu. İnterneti Allah yarattı. Televizyon yarattı. Dini yayacağım her türlü imkanı yaptı. Halen de yaratıyor. Mehdiyet'i anlattım, Mehdi'nin bütün alametlerini çıkarttı. Hiçbir konuda Allah beni mahcup etmedi. Her alametin tamamını çıkarttı. Daha hala bak Cenab-ı Allah ondan yetinmiyor elhamdülillah. Halen devam ediyor. Yağmur gibi yağdırıyor. Ve daha da devam edecek olduğunu görüyoruz. Bakın İslam da hakim olacak. 5 yıl diyorum. Yani samimi, ben ama Allah için istiyorum. Ben burada bir başka görüşüm yok. Yani başka bir niyetim de yok. Allah'ı sevdiğim için sadece Allah için istiyorum. Zaten en güzel istenecek şey de odur. Başka bir şey anlamı yok zaten hayatta. Benim güzel yüzümü son kere gösterdim. Ondan sonra başka bir konuya geçelim. Tabii. Samimi olmak için emek mi vermemiz gerekir? Güzel yüzüm, Allah seni bana cennette kardeş yapsın, dost etsin. İnşallah cennette görüşürüz. Cennet umulur mümin. Yani cennetten ümitsiz konuşmaz. Cehennemi ummayacaksın. Yani cehennemi. Tamam gidebiliriz ayrı bir ihtimal ama cennete umudun olacak inşallah. O umut böyle ifade edilir. İnşallah. Yani umut. Umuttur. Tabi %100 anlamına gelmez. Ama inşallah cennette beraber oluruz. Yeterlidir. Yani cennette inşallah gezeceğiz, görüşeceğiz. Bunların hepsi denebilir. Evet dinliyorum.